biliyorsan kadrolar açıklandı. Geçtiğimiz haftadan 4 tane değişiklik var. Görünce neler düşündün öncelikle? Onu almak istedim senden. Şaşırdım. Çok şaşırdım. Şok oldum. Hepimiz şaşırdık. Yani direkt kaleden başlayarak herkes şaşırdı. Biz gerçi geçen haftaki programda da aslında beklentimizi söylemiştik. Yani Sen nasıl söylemiştin, doğru. Diallo'nun artık kaleye geçebileceğini düşünmüştük. Neden? Çünkü Diallo benzer yoldan geçip kulübeye gitmişti. Ertaç'ın da sanki bu duruma bir girmesi gerekiyor gibi görmüştüm ve o nedenle söylemiştim. Abdoulaye Diallo kaledeydi. Gerçi kalede olup olmadığını çok fark edemedik. Hatta Berşan da sevgili avukatımız Gençler Birliği'mizin Abdoulaye biliyorsunuz Sadio Diallo'nun da adı Abdoulaye Sadio Diallo. İnşallah orta sahada gidiyor. Diallo oynuyordur diye yazmıştı. Çok gülmüştük. Diallo performansını ayrıyetten konuşuruz. Sağ bekte Fabrizio oynadı. Flavio geçtiğimiz haftalardan ayrı olarak yedek kulübesindeydi. Matias Piasmir Antalya Spor maçındaki zorunlu ilk 11 denilen sonra ilk kez ilk 11'de oynadı. Halil İbrahim formayı vermedi. Yasin sürprizi vardı. Birçok kişi için sürpriz oldu. Berat'ın yerine Yasin oynadı. Ve Mats bu maçta ilk 11'de başlayan bir diğer sürpriz isimdi. Ben şuna şaşırdım. Fenerbahçe maçından sonra hafta içi işte basın mensupları gidiyor tesislere. Orada Hamza Hoca yani bunun normal bir sonuç olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla ben de buna bağlı olarak çok büyük bir revizyon beklemiyordum kadroda. Mesela sen bekliyordun Diallo'yu, ben hiç beklemiyordum. Çünkü ben şahsen Ertaç'ın gollerde çok büyük bir hatası olduğunu düşünmüyordum. Yani son 2 haftada 8 gol yemiş bir kaleci. Ama dönüp baktığımızda o 8 golü bir ikisinde evet hata bulabiliriz ama büyük çoğunluğunda hatası olduğunu düşünmüyordum ben. Fabrizio'yu sağ bekle bekliyorduk. Geçen hafta burada konuşmuştuk Olabileceğini Serdar konuşmuştuk, Gürler'in evet. karşısında. Yasin biraz sürpriz oldu ama Berat'ın hem formunun düştüğü aşikar hem de Hamza Onu Hoca'nın da yani geçen ben hafta kendimce dile getiriyordum aslında bir yedek kulübesine gidebilir mi diye. Bu maçmış belki de. hem de ben şey demiştim işte Hamza Hoca Berat'a çok inanmıyor bence demiştim. Dolayısıyla bu da beklenebilir bir değişiklikti ama Hamza Hoca da evet Mas biraz sürpriz oldu hakikaten. Çünkü Mas'ı çok kullanacak gibi durmuyordu Hamza Hoca. antrenmanlarda çok iyiymiş. Yani Geçen hafta. ya ama işte en sonda diyeceğimiz en başta diyelim iyi ki oynamış. Yoksa ben işte hiç oynamamış bir oyuncu olarak çok büyük bir beklentiyle gelip o beklentinin hiç karşılığını alamamış bir oyuncu olarak devre arasında ülkesine dönmek isteyebileceğini düşünüyordum. Veya Belçika'ya olur, Hollanda olmazsa da. Mats'ı bu maçta kazanmış olabiliriz. Hem biz Mats'ı kazanmış olabiliriz hem Mats bizi kazanmış olabilir. Dolayısıyla Mats'ın oynaması ve böyle oynaması çok büyük kazanç oldu bence bizim Hamza adımıza. Hoca diyor ki herkesi oynatmak istedik. Diğer oyuncularımızı da görmek istedik. Ve doğru bir karar verdiğimizi ve Sivas maçı öncesinde de portföyümüzün genişlediğini gördük diyor. Ya şey bence biraz o hoca açıklaması bence şey diyor çünkü Hamza Hoca kötü oynadıkları için değil diğer oyuncuları da görmek istediğimiz için, çok iyi çalıştıkları için tercih ettik diyor. Yani muhtemelen Ertaç, Berat özelinde biraz performans düşüklüğü de etken oldu Ya bunda ama zaten tek bunun teknik... farkındadır zaten. Futbolcular da farkındadır neden Tabii canım. oynamadıklarını. Teknik direktör olarak tabii ki öyle açıklama yapmadı Hamza Hoca ama performansından memnun olmadığı oyuncular vardı belli ki. Dolayısıyla biraz oyuncular iyi çalışıyor da olabilir. Bu da doğrudur. Mesela Mas'ın iyi çalıştığından, Yasin'in iyi çalıştığından ben çok eminim. Çünkü dışarıdan bakıldığında çalışma etiği olan oyuncular gibi duruyor bunlar. Mats mesela haftalardır oynamadı, küsebilirdi. Bu hafta ama çıktı, çok iyi bir oyun Özellikle oynadı. çok iyi bir ilk yarı geçirdi. Yani bu şeyi gösterir biraz. Oyuncunun iş etiğinin ne kadar Karakterini. yüksek olduğunu gösterir.